Hoş geldiniz. 15. tarih deneme sınavının çözümüyle karşınızdayım. Şimdiye kadar 14 tarih deneme sınavının çözümünü geride bıraktık. 15.sini çözmeye başlıyoruz sevgili dostlar. Ve her zaman olduğu gibi ayrıntılı öğretici bir deneme sınavı olacaktır sizler için. Şimdiye kadar çeşitli yayın evlerinden soru çözümü yaptık. Yani deneme çözümü yaptık. Yine bu sefer başka bir yayın evinin deneme sınavının çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz sevgili dostlar. İslamiyet öncesi Türk tarihi ilgili bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplumlarında yapılan bir spora etkili değildir? Şimdi sınavda böyle bir soru gelirse arkadaşlar, öyle bir şıkları bir göz gezdirin. Zaten şıklarda hani bilmediğiniz kavramlar olabilir ama size cevabın kolay olacağını söylüyorum arkadaşlar. Cevap, şimdi bu soruya baktığımızda cevabımız zaten kengeş olacak. Kengeş bir spora etkili değildir. Kengeş nedir? Kengeş meclistir. Hatta kengeşin diğer isimleri nedir hocam? Toy diyoruz. Toy. Toy ya da ne diyoruz? Kurultay. Toy ya da kurultay. Bunlar nedir hocam? Bunlar meclis için kullanılan isimlerdir. Ama bakın, özellikle sınavda artık ÖSYM ilk Türk devletleri konusuna kavramlar sormaktadır. Şimdi bu diğerlerini bir açıklayalım. Mesela Çevgan nedir arkadaşlar? Çevgan günümüzde polo olarak bilinen bir nedir? Bir spor etkinidir. At üzerinde oynanan bir oyundur arkadaşlar. Kız börü, bu da genelde evlilik törenlerine, evlenen kızın spor maharetlerini sergilemesi için at üstünde oynadığı bir oyundur. Kız börü, zaten adı üzerine kız börü, evlenen kızın oynadığı bir oyundur daha çok. Onun dışında kök börü de arkadaşlar. O da daha çok at üzerine yapılan ve oğlak adı verilen bir hayvan türü. Oğlak denilen bu hayvan arkadaşlar. Diğer tarafa geçirilmesi birlikte sayı kazanmaya yöneliktir. Bu da kökberi arkadaşlar. Bir de tepük var. Tepük de bu da günümüzdeki kendine benziyor? Futbola benziyor. Yani bugün günümüze en yakın oynanan hangisidir dersek tepük olduğunu söyleyeceğiz. Onun dışında kengeş neydi? Kengeş, toy, kurultay olarak bilinir. Bu arada hocam bakın, toy meclis ya, kurultay ya. Üyelerini biz ne diyoruz arkadaşlar? Toygun diyoruz. Buna çok dikkat edin. Toygun oldu bileceğiz. Onun dışında arkadaşlar, bir de kurultayda oturma düzenlerse orun diyeceğiz. Orun oturun. Bak orun oturun. Bak bunlar kurultayla ilgili kavramlardır. Bir de mesela ülüş var. Ülüş hükümdarın iktisadi gücünü gösterir. Onun paylaşması. Hani yama derse, bak hani yamayı sorabilir. Hani yama derse hükümdar malını yağmalaması. Yani hükümdar diyor, ihtiyacı olan benim mallarımdan alsın diyor arkadaşlar. Birkaç kavram daha verelim size. Mesela en çok karıştırdığınız tudum nedir? Tudum vergi memuru. Ne diyoruz? Biri vergi kaçırmışsa tudum kaçmasın diyoruz, değil mi? Bu vergi kaçıran kişiyi yakalamaya çalışıyoruz. Tudum kaçmasın. Tutuk var. Tutuk askeri validir. Tutuklamak aklımıza gelsin. Bu arada ayuki de hükümet demektir. Ayuki. Ayguci ise, bakın ayguci ise vezir ya da başbakan demektir. Bak hocam, bu kavramlar iyi öğrenin. Yani kalkıp Asyon devletine Teoman, Metan'ı sormazlar. Size sorsalı bu kavramları sorarlar. Dikkat edelim. İkinci soruya şimdi geçelim. Yukarıda verilen Türkiye Selçuk Devleti döneminde alınan liman kentleri ve alındığı dönem eşleştirmelerde hangisi doğrudur? İzzettin Keykavus Sinop, Gıyasettin Keyşiref Antalya, Alaaddin Keykubat alan. Hepsi doğru arkadaşlar ama bu bir alan sorusudur hocam. Hatta 2023 alan sınavında Sinop alan hükümdar kimdi demişti. Cevap İzzettin Keykavus. O yüzden hocam bak, bu soru bir alan sorusudur. Moralini bozmasın. Ama sorsalar belki Alanya alan kişi sorarlar. Alanya alan kişi Alaaddin Keykubat. Bak Alaaddin Alanya. Alaaddin zaten Alanya eski ismi Alaaddin'di. Alaaddin'den geliyor. Alaaddin aklımıza gelsin. O yüzden böyle detaylı bir soru gelmez diye düşünüyorum. Ama gelse hocam Alaaddin Keykubat'ı sorarlar. Dikkat edelim. Üçüncü sorumuz Büyük Selçuklu Devleti ile alakalı. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Ömer Hayyam başkanlığı kurulan Bilim Kurulu Celali takvimini aşağıdaki hükümdarlar hangisi adına düzenlenmiş? Bir kere Ömer Hayyam arkadaşlar Celali takvimini hazırlayan heyetin başına bulunan kişidir. Ve bu takvim ne zaman kullanılıyor? Bu takvim hazırlanması derse Melikşah zamanında hazırlanmıştır. Hatta bu takvim başlangıç tarihi kaçtır dersek arkadaşlar, 1079 tarihinde başlangıç tarihi olarak 1079 tarihi kabul edilmiştir. Ve bu Celali takvim daha çok arkadaşlar mali düzenlemeler yapmak için kullanılan bir takvim türü
olduğunu bileceğiz değerli dostlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Kime sunulmuştur? Melikşah'a sunulmuştur diyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'ne egemenlik kurduğu sahada faaliyet gösteren düşünürlerden biriydi? Bakın şimdi burada hocam denemede şöyle bir hata yapılmış. Soru dağılımında bir hata yapılmış. Çünkü dördüncü sorudan itibaren Osmanlı'ya geçmekteyiz. Ama mesela Türk İslam tarihinden 3 soru sormuş. Orada bir soru fazla olmuş arkadaşlar. O zaman sorumuza baktığımızda Türkiye Selçuklu Devleti'nin egemenlik kurduğu sahada faaliyet gösteren düşünürlerden biridir. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Tapduk Emre. Bunlar Anadolu Selçuklu Devleti dönemindeki bilim insanlardır ve Anadolu'da faaliyet göstermiştir. Ama Hoca Ahmet Yesevi arkadaşlar burada değil. Hoca Ahmet Yesevi daha çok Kazakistan coğrafyasına varlık sürdürmüştür. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Bu arada Yunus Emre'nin Risalet-i Nusi eseri önemlidir. Daha önce soruldu. Ona da dikkat edin. Beşinci soruya bakalım. Yavuz Sultan Selim dönemine gelişmelerden bakılarak yargılardan hangisine ulaşılamaz? Safevilere savaş yapılması, Dulkadiroğlu Beyliği'ne son vermesi, Dulkadiroğullar Beyliği'ne 1515 senesinde Turuna da savaşla son verilmiştir. O detaya da dikkat. Memlük Devleti'ne son verilmesi. Memlükler yapılan savaşlar Mercidabık-Ridani savaşları olduğunu bileceğiz. Safevilerle bir de hangi savaş var? Safevilerle yapılan savaş ise Çaldıran Savaşı olduğunu bileceğiz. Şimdi bu gelişmelere bakarak hangisine ulaşılır? Anadolu Türk siyasi bilgisi sağlamaya çalışıldı. Evet. Nereden anlayacağız? Dulkadiroğlu Beyliği'ne son verilmesiyle. Zaten Dulkadiroğullar Beyliği'ne son verildikten sonra Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış oldu. Gazacıyat faaliyeti dursun. İslam dünyasının liderliğini ele geçirmeye çalış. Evet. Memlükler son veriyorsan İslam dünyasının liderini ele geçirmeye çalışılmış göstergesidir. Türk devletleri arasında egemenlik mücadelesi. Evet. Bunlar Türk devleti. Doğu yönlü bir politika izlemiş. Evet bak. Dulkadiroğulları, Safeviler. Yani daha çok doğu yönlü politikalar olduğunu bileceğiz. Ama 5 şıkkına baktığımızda Gazacıyat anlayışı yoktur. Çünkü Safeviler hocam Müslüman. Dulkadiroğulları Müslüman Türk. Memlükler onlar da Müslüman Türk. Nerede Gazacıyat? Gazacıyat kiminle yapılır? Gazacıyat daha çok Hristiyanlarla yapılır değil mi? Yani Hristiyanlarla yapılır diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde hukuk sisteminin oluşmasına unsurlarda hangileri etkili olmuştur? Ölsemi daha önce bunu 3 kez sordu. Bak 3 kez sordu ama kelimeleri değiştirdi. Bakın Osmanlı hukuk sisteminde oluşturan etkilerler ise 3'ünü baz alacağız. İslamiyet öncesi yani sözlü hukuk ya da örfler, gelenek görenekler diyeceğiz. Bir de İslam hukuk. İslam hukuk derse şeriattır, şer'i hukuk. Bir de fetihlerin bölgelerdeki uygulamalar. O yüzden burada 3'ünü de alacağız. Yani örfler derse hocam bu İslamiyet öncesi geleneklerde diye yazar. Tamam. Örfler yazmaz onu yazar. İslamiyet derse hocam karşısına şer'i hukuk yazar. Bir de fetihlerin bölgelerdeki uygulamalar. Yani bak bu kelimeleri değiştiriyor. Tekrar tekrar soruyor. Dikkat edelim. Cevabımız E şıkkı olacak. Yedinci soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde ticari faaliyetlerin yapıldığı alanlar, mekanlardan ileri yer alır. Hocam bak. Bu arada dikkat edeceğin temel unsur ticari demiş. Değil mi? Burada ticari unsurlara bakacağız. Kıraathaneden çok okuma yerleriydi. Daha çok okuma salonlarıydı arkadaşlar. Okuma evleri olarak da bilinir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde açılmıştır ama zamanla bunlar bu kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüştür. İlginç yani. Şimdi okuma evleri sonra kahvehaneye dönüşüyor. Kütüphaneler mesela yani kütüphane diyorsa sonra meyhane dönüşüyor değil mi? Yani ilginçtir. Neyse arkadaşlar. Kıraathane ticari bir unsur değildir. O zaman bu neyle? Bedesten üstü kapalı kapalı çarşıdır. Daha çok kumaş ticaretin yapıldığı kapalı çarşılardır diyeceğiz. Bu var. Kapan tek cins malları satıldığı ticaret yerleridir. O yüzden 2 ile 3 alacağız. 2 ile 3 bedestenle kapan ticari faaliyetlerin yapıldığı yerlerde. Ama kıraathane okuma evleri olduğu için onu almayacağız. 8. soruya bakalım. Osmanlı Devleti klasik dönemde tüketici koruma yönelik olarak faaliyetlerden hangisi gerçekleştirmiştir demiş. Bak burada bize neyi sormaktadır? Tüketici koruma yönelik. Bak buraları iyi yorumlamaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Şimdi sanayi ve tarım ürünlerinin ayrı özellik ve kalitede tüketiciye ulaştırılmaz. Bak sanayi ve tarım ürünlerinin ayrı kalitede ve ayrı özellik ve kalitede tüketiciye ulaştırıyorsa buradaki amaç nedir? Buradaki amaç tüketici korumaktır. O zaman 1 alırız. 2'ye bakalım. Fiyatların önceden belirlenmesi, esnafın belirlenen fiyatların üzerine satış yapmasına izin verilmemesi. Bak buna biz ne diyoruz?
Buna biz nar diyoruz. O zaman bu narı öğreneceğiz dostlar. Nar, tamam. Nar burada tek fiyat belirleniyor. Diyor ki elma kilosu 10 liradan satılacak. Çünkü buradaki amaç nedir? Kara borsa düşmesi önlemektir. Hem üreticiyi hem tüketici koruma amacı var. Şimdi biri gidip de fazla mal satmak için gidip ucuza satar. Ya da biri gidip pahalıya satar. Yani hem üretici hem tüketici koruma yönelik nar uygulaması. 3 şehre gelen tarım ürünleri toptancı hallerine getirilerek tüketici talebine sunulmaz. Bak bunu da alırız. Niye diyeceksin biliyor musun? Çünkü eğer şehre gelen tarım ürünleri tek bir kişinin elinde toplanırsa ne olur? Kara borsacılık olur. O yüzden 1, 2, 3 alacağız. Güzel. Bak böyle sorular gelir. Kaliteli soru. 9'a bakalım. Osmanlı Devleti'nin hazine giderleri arasında unsurlardan ileri yer hangileri vardır? Ulufe nedir? Ulufe Kapıkulu askerlerin 3 ayda bir aldığı maaş. O zaman hazine giderleri arasında yer alır. Savaş harcamaları zaten vardır, değil mi? Hazinenin giderleri arasında yer alır. Ama vakıf yok. Vakıf geliri buradan karşılanmaz dostlar. Vakıf giderleri zaten vakfedilmiş mallardan karşılanır, değil mi? O yüzden cevap 1 ve 2 olacak. 10. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda aşağıdaki alanlarda hangisine Avrupa örnek aldı söylenemez. Avrupa örnek almasını sormuş. Mimari ev var. Nuri Osmani Camisi 18. yüzyıl değil mi? Teknik var. Değil mi? 1. Mahmut döneminde askeri anlamda yapılan ya da ordu bak. O da var. Sosyal alanda da var. Ama müzik alanda yoktur. Zaten Osmanlı bu dönemde mehteri kullanıyor. Hatta Avrupalıları kalkıp saraylarda mehteri çalıyorlar. Ha, bir de şunu bileceğiz. Osmanlı'nın hani müzik alanda sanat yapması 19. yüzyıldır. Kimi zamanda? 2. Mahmut zamanında mehteri kaldırıp arkadaşlar yerine mızıka yumayını kuracak. Donizetti önceliğinde 2. Mahmut zamanında. 11. soru biraz yorum ağırlıklı bir soru. 1838 Balta Limanı Anlaşması'yla Osmanlı Devleti İngilizlere iç ticaret serbestisi getirmiş, iç gümrük vergisini kaldırmıştır. Bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerde hangisinin ortaya çıktığı söylenemez. Bakalım. Müslüman Türk tüccarların yabancılar karşısında rekabet gücün azalması. Evet, Müslüman Türklerin yabancılar karşısındaki rekabeti azalır. Çünkü sen dışarıdan gelen malların vergisini düşürürsen Müslüman tüccarlar ne yapar? Zarar eder. B'ye bakalım. Osmanlı piyasasının nakit ihtiyacını karşılamak için esnafın senetlerini satışa çıkarması. Dursun. 3. Yani C şıkkı. Yerli sanayide etkili olan lonca teşkilatı çöker. Evet, çökmüştür. Osmanlı pamuk, tütün gibi sanayi ürünlerin üretimin geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine çıkması. Evet, bu da doğru. Osmanlı Avrupa'ya ham madde ihraç eden, Avrupa'da mamul madde ithal eden yarı sömürge devlet kurumuna düşmesi. Evet, Osmanlı yarı sömürge durumuna düşecekti. Ama 5 şıkkına baktığımızda Osmanlı piyasası nakit ihtiyacını karşılamak için esham senetini satışa çıkarması bu dönemde değildir. Balta Limanı Anlaşması'nın hemen öncedir. Yani özellikle 1774. 1774'ten ne oldu biliyor musunuz? 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı ilk kez savaş tazminatı ödüyor. Ama Osmanlı nakit ihtiyacı olduğu için esam uygulamasını başlatacaktır. Yani iç borçlanmaya gidecektir. Bunun Balta Limanı Anlaşması ile bir alakası yoktur. 12. soruya bakalım. İttihat Terakki Cemiyeti'nin güçlenmesine gelişmelerden hangileri etkili olmuştur? Şimdi bakalım. 31 Mart vakasının bastırılması. 31 Mart insanı biliyorsunuz bastırılması. Hatta hareket ordusuna gelip İttihatçılar isyanı bastırıyorsa demek ki bu İttihatçıları güçlendirir. Babi Ali baskını yaşanması. Babi Ali baskın 1913 senesinde 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Mahmut Şevket Paşa'nın gidip Kamil Paşa hükümetini devirmesi değil midir? Evet, o yüzden bunu da alırız. İkinci meşrutiyet ilan edilmesi. İkinci meşrutiyet de 1908 tarihindedir. Onunla birlikte arkadaşlar zaten İttihatçılar güçlenecektir. O yüzden ne yapacağız? 1, 2, 3'ü de alacağız. 12. abi bir ne olacak? 13'e bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine İstanbul'un itilaflarca ele geçirilmesi engellemek için savaşmamıştır? Şimdi bakın. Jonkbayır, Anafartalar, Arıburnu, Kireç'te bunlar nerededir? Bunlar Çanakkale cephesindeki
başarıları olduğu için İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirmesine girmeye yöneliktir. Ama hocam derdi Tobruk derse bunlar Trablusgarp Savaşı'nda mücadele ettiği cephedir. O yüzden cevabımız ne olacak? Cevap A seçeneği olacak. Bu arada Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaş cepheler derse Çıkıs diye kodlayacağız. Çıkıs, Çanakkale, Kafkas, Süreyfilistin. Kronolojik sıralaması bu şekildedir. 14. soruya bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda bulunan Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Asir, Trablusgarp, Bingazi'de Osmanlı kuvvetleri subaylar en yakın İtilaf Devletleri komutanına teslim olacaktır. Maddesiyle İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? Şimdi burada bak ne diyor? Osmanlı Devleti elinde bulunan kuvvetler, subaylar, komutanlar. Şimdi buradaki amaç ne olabilir sizce arkadaşlar? Burada Osmanlı direnişiyle alakalı bir şey arayacaksın şıklarda. Tamam. O zaman bakalım. Gizli anlaşma. Geç. Osmanlı savaş tecrübesine yararlanma. Geç. Osmanlı direnişi yok etmek. İşte bu olur cevap değil mi? Osmanlı buradaki orduya el konuluyorsa, buradaki komutanlar, buradaki subaylar teslim olsun diyorsa Osmanlı direnişi, direniş gücünü yok etmeye yöneliktir. Cevap C seçeneği olur. 15. soruya bakalım değerli dostlar. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi doğrudan bağımsızlıkla ilgili değildir? Bağımsızlığa bakacağız dostlar. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünür. Milli sınırlar, ulusal sınırlar neyle alakalıdır? Bağımsızlıkla alakalı değildir. Evet, o zaman onu alırız. Kuvayi Milliye etkin milli iradeye egemen kılmak. Kuvayi Milliye etkin milli iradeye hakim kılmaktır. Zaten bu bağımsızlıkla alakalıdır. Hristiyan azınlıklar, siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan ayrıcalıklar verilemez. Ayrıcalık veremeyiz. Biz tam bağımsız olacağız diyor. Emmandıymayız zaten kabul edilmiyorsa direkt bağımsızlıkla alakalıdır. Ama eş şıkkına bakalım. Mebusan Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetimi altında yürütülmesine, ya bu meclisle alakalıdır. Yürütmeyle alakalıdır. Bağımsızlıkla alakalı değildir. Cevap E seçeneği olacak. 15. soruda değerli dostlar. Şimdi gelelim 16. soruya sevgili dostlar. Evet. Soruların çoğunu bitirdik. Şimdi 16. soruya geldik dostlar. Bu arada 15. videomuzu çekiyoruz. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sizin de katkılarınız olsun. En azından çorbada sizin de tuzunuz olsun. Evet, V20 deneme çekeceğimi söylemiştim size. 5 deneme kaldı. Belki daha fazlasını çekerim inşallah. Vaktim olursa söz vermeyeyim şimdiden. Ama 20'yi tamamlayacağım. İlk TBMM'de kabul edilen Teşkilat Esası Kanunu temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmemesinin nedeni hangisidir? Bak. Şimdi bu Teşkilat Esası arkadaşlar, bak milat diye bir kodlamamız var zaten biliyorsunuz. Yani 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları Moskova, işte İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afgan Dostluk Teşkilat Esası. Bu Teşkilat Esası 1921 Anayasasıdır. Bu 1921 Anayasası savaş koşullarında oluştuğu için kişi hak ve hürriyetleri düzenlenmemiş. Çünkü buradaki kişi ve hak ve hürriyetlerin düzenlenmesini nerede örnek almıştı? Kanuni esası nerede örnek almıştı? Osmanlı'nın biliyorsunuz medeni kanunu vardı. Medeni kanun neydi arkadaşlar? Mecelle. Oradan faydalandığı için burada arkadaşlar oradan faydalanmamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim. Kanuni esas yürürlükte bırakılması ondan dolayıdır arkadaşlar. Evet, 16. sorunun cevabı A seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi bak burada şöyle düşüneceğiz. Teşkilat esası 1920'de 21'de kabul ediliyor ya arkadaşlar. Bu nedir? Yeni Türk Devleti ilk anayasasıdır. Ama Osmanlı Devleti'ni biliyorsunuz kanun esası 1876'da kabul edilmiş değil mi? Kanun esası 1. Meşrutiyetle birlikte. Şimdi burada zaten yürürlükte olan bir anayasa olduğu için, kanuni esası yürürlükte olduğu için 21 yılında kabul edilen teşkilat esası kişi hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi konusundaki açını burada kapatmıştır. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Diğer şıklar kafanızı karıştırmaz. Mesela diğer şıklara bakalım. Temel hakların çiğnenmesi durumunda istiklal mahkemeleri görev yapıyor. Hayır, bir kere yani istiklal mahkemeleri yani kişi hak ve hürriyete aykırı bir durumdur. Çünkü burada yani istediğimiz adaletli yargılamalar yapılmıyor. Fiili savaş durumu devam ediyor olması. Bu da
yakın olabilir ama düşürmesin. Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemiş olması, meclis hükümetini benimsemiş olması cevap A seçeneği. A seçeneği olacak, dikkat edelim. 17. soruya gelelim. Bu anlaşmanın yapılmasına durumlarda hangileri etkili olmuştur? Şimdi bakalım verilen soruda arkadaşlar. İlk TBMM Doğu Cephesi'ne kazandığı başarılar sonrası Ermenistan, Gürcistan'la yaptığı anlaşmalarla bu cephenin kapanması sağlanmasına rağmen Sakarya Muharebesi sonrası bu devletleri bir de Kars Anlaşması imzalamak zorunda kalmıştır. Şimdi bakın Sakarya Savaşı'ndan sonra sevgili dostlar Kars Anlaşması imzalanacak. Kars Anlaşması kimlerle imzalanıyor? Türkiye Cumhuriyetlerini. Bunlar AEG diyoruz. AEG. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. AEG ile Kars Anlaşması imzalanacak. Bu arada bak Kars Anlaşması ne zaman imzalanmıştır dersek Sakarya Savaşı'ndan sonra. Zaten Sakarya'nın içerisinde yer alın. Şu karı alın. Kar. Bir de S ile birleştir. Ne oldu? Kars Anlaşması olacak. Şimdi bakın bu anlaşmaya baktığımızda değerli dostlar hangileri etkili olmuştur? Yani diyor ki daha önce Gürcistan'la, Ermenistan'la anlaşmalar yapılıp bu cephelere kapanmıştı. Ama diyor Sakarya Savaşı'ndan sonra bu devletlerle bir dediği gidip Kars Anlaşması imzalamamızın sebebi nedir diye sormuş. Sebebine baktığımızda Kafkasya'nın Rus egemenliğine girmiş olması. Evet bu Kafkas devletleri biliyorsunuz Rusların hakimiyeti altına girecekti. O yüzden bunlarla yeni demir anlaşma yapıldı. İkiye bakalım Ermenistan, Gürcistan, Sovyet Rusya himayesine girmesi. Evet bunlar ne oldu? Bunlar Sovyet Rusya'nın hakimiyeti altına girdi. Birliği ikiyi alırız. Üçe bakalım Kafkasya'da bu devletlerle yeniden çatışma çıkmaz. Hayır burada yeniden çatışma çıkmadı. O yüzden sadece 1 ve 2 alacağız. 18'e bakalım. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki maddelerden hangileri Türk ve Yunan kuvvetleri arasında yeniden fiili çatışma ihtimali çıkmasını engellemeye yöneliktir demiş. Bak ikisi arasında tekrar çatışma engellemeye yöneliktir demiş arkadaşlar. Bakalım. Barış anlaşması imzalanana kadar Yunan ordusu Meriç Deri batısına kalması, Türk ordusu İzmit Çanakkale hattının batısına geçmemesi. O zaman burada çatışma önlemeye yöneliktir. Barış imzalanana kadar Doğu Trakya'nın iç güvenini Türk jandarması sağlamaz. Evet bu da yine güveni sağlamakla alakalıdır. Fiili çatışmayı önlemeye yöneliktir. 3. Doğu Trakya'nın TBMM'ye devir teslim Yunan ordusu adına itilaflar yapmaz. Yani diyor bunlar karşı karşıya gelmesin. Cevap Edirne olacak. Biraz zor bir soru gözükebilir ama yorum adaylı soruyu çözerken yorumlamak lazım. Rahatlıkla çözersiniz. 19'a bakalım. Yeni Türk Devleti'nin başkent olarak İstanbul şehri devam ettirmemesinde durumlarda hangileri etkili olmuştur? Yani burada arkadaşlar bizden ne istiyor? Diyor Yeni Türk Devleti kuruldu ya. Yeni Türk Devleti niye İstanbul başkent olarak devam ettirmedi yani? Niye Ankara başkent olarak Ankara yeni başkent olarak kabul ettirdi? Bize bunu sormaktadır. Şimdi bakalım. Loz Anlaşması'nın Boğaz'la ilgili hükümlerinden dolayı İstanbul güvenlik sorunları olması. Evet, aynen. Çünkü Lozan'da biliyorsunuz Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Bu da en azından İstanbul'u tedirgin eden bir durumdu. Bunu alırız. İki, İstanbul'un monarşiyi teokrasiyle yönetilen Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapmış olması. Yani o da olurdu. Şimdi kalkıp da başkenti İstanbul olarak kabul etseydiniz orada sanki Osmanlı devam etmiş gibi, yeni bir devlet kurmamış gibi hissedersiniz. O yüzden iki de alırız. Hilafet makamı merkezinin İstanbul olması, bunu da alırız. Cevap 1, 2, 3 olacak. Yine yoruma dayalı bir soru. Böyle sorulardan korkmayın. Biraz sakin düşünün, bağlantı kurmaya çalışın. Rahatlıkla çözersiniz. 20'ye bakalım. Yeni Türk Devleti çağın ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel çalışmaları yapacak bilim insanları yetiştirmek amacıyla faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiştir? Ankara Hukuk Mektebi. Bu yeni bir kurum değil mi? Bilimsel çalışmaya girer. Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesi. Bu da var. Ankara Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi'nin açılması. Üçünü de alırız değil mi? Bak bu kolay bir soru yaparsınız. Cevap ne olacak? 1, 2, 3 olacak. 21'e geldik. 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan şapka giyilmesi hakkındaki kanun ile eski döneme ait cübbe, sarık kıyafetlerin giyilmesi yasandan aşağıdaki meslek gruplardan hangisi muaf tutulmuştur? Şimdi bakın. Şapka kanunu 1925. Zaten şapkayı say. Şapkada kaç harf var? 5. 1925. Bak 5 ile bitiyor.
Şapka Kanunu çerçevesinde sevgili dostlar, daha çok hangisi muaf tutulmuştur? Din adamları. Din adamları, bir de bunlar mesela bak başka kim diyeceğiz? Hanbaşı, bir de papaz diyeceğiz. Fenerun Patri. Bak bu üçü, bunların arkadaşlar dini kıyafet giymesinde şöyle bir düzenleme yapılmıştır. Şimdi ilk etapta din adamlarının dini kıyafet giymesine herhangi bir sıkıntı çıkarılmamış. Şapka Kanunu'na bunları muaf tutulmuştur. Ama daha sonra yapılan bir düzenleme çerçevesinde din adamları arasında mesela Diyanet İşleri Başkanı, Hanbaşı, bir de Fenerun Patri. Bu üçü dışarıda dini kıyafet giyebilir. Ama onun dışında mesela imam. İmam dışarıda dini kıyafette dolaşamaz. O yüzden ilk etapta arkadaşlar din adamları bu şapka kanunundan muaf tutulmuştur diyeceğiz. Cevap A seçeneği olur. 22'ye geldik. Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları göz önüne alındığında ilkelerden hangileri ilgili olduğu söylenebilir? Evet. Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu bak milliyetçilikle alakalı, ulusçulukla alakalı bir şeyler arayacağız. Devletçilik ekonomiyle alakalıdır. O yüzden devletçinin olduğu yerleri ele. Milliyetçilik ve halkçılık olur. Cevap 2 ve 3 olur. Şimdi diyeceksin hocam dil kurumu halkçılıkla ne alakası var? Türk Dil Kurumu Türkçe yabancı dillerin boyutunu kurtarma amacı yok mu? Türk dilini geliştirmeye yönelik değil midir? Yani diyelim ki Türkçe yeni bir kelime kazandırılıyor değil mi? İnsanlar o kelimeyi kullanmakta zorlanıyor. Mesela diyelim ki selfie biz ilk kabul ettik. Selfie. Selfie bize yabancı bir kelime. Türk Dil Kurumu ne yaptı? Dedi ki selfie değil öz çekim. Ya da drone. Drone değil uçan göz. Ama mesela bazen Türk Dil Kurumu kolaylaştırayım derken zorlaştırmıştır. Özellikle 1930'lu yıllarda. Otobüs kavramı hayatımıza yeni girmeye başlamıştı o dönemlerde. 1930'lu yıllarda. Türk Dil Kurumu çok oturgaçlı götür geç diye bir tanım yaptı. O daha da zorlaştırdı ama tabii tutmayınca onu kullanmaktan vazgeçtik. Otobüsü kullandık. Çok oturgaçlı götür geç. Yukarıda verilen aydınlardan hangilerinin Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesine, şekillenmesine etkili olduğu söylenir? Bir kere Namık Kemal, Mehmet Emin, Yurdakul, Voltaire, Montesquieu, Tevfik Fikret, Jacques Rousseau gibi isimler Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesine etkili olan isimlerdir. 1, 2, 3 alacağız. 24'te bakalım yazar eser eşleştirmesi gelmiş. Tarık Buğra'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında siyasal karar ve tartışma merkezlerinin uzandığı kuvacı denilen ama ne oldukları, neyi temsil ettikleri pek bilinmeyen birilerin açtığı savaşa katılıp katılmamanın vebalini tartarak bir karar verme durumunda kalan insanları anlattığı romanı hangisidir demiş bize arkadaşlar. Cevap küçük A olacak. Küçük A olduğunu söyleyeceğiz. Zaten Ateşten Gömlek biliyorsunuz Halide İdip Adıvar'a aittir. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait bir eserdir arkadaşlar. Kurt Kanunu Kemal Tahir'e aittir. Kalpaklar o da Samim Kocagöz'e aittir değerli dostlar. Bunlar da yine Kurtuluş Savaşı anlatan eserlerdir. Ama burada Tarık Buran'ın küçük ağasını bileceğiz. 25'e bakalım. İkinci Dünya Savaşı sürecinde insan haklarını ihlal eden suçlar savaş sonrası şehirlerinde hangilerinde kurulan mahkemelerde yargılanmıştır? Şimdi bu soruya baktığımızda özellikle bak Nürnberg yargılamaları daha önce soruldu. Daha önce soruldu. Savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndaki özellikle Mimar Devletler'in yargılandığı mahkemelerde, özellikle Nazilerin yargılandığı mahkemeler. İkiye alırız arkadaşlar. İki olma diğerleri eleyelim. Tokyo mahkemeleri de var. Tokyo mahkemeleri de yine savaş suçlarının yani özellikle Japonların yargılandığı bir yerdir. Cevap 2 ve 3 olacak. Birini de almıyoruz. Lahi Adalet Divanı'dır. Lahi Adalet Divanı günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in Adalet Divanı şehridir. O yüzden bu adalet dağıtır, yargılama yapmaz. 26'ya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri İsrail Arap ülkeleri arasında yapılan savaşlardır? Şimdi günümüzde de Filistin meselesi, İsrail'in yaptığı zulüm güncel bir mesele olduğu için buna benzer sorular muhakkak İsrail'le alakalı bir soru sorulacaktır. 6 gün savaş demiş. Hint Çin Savaşı, Yom Kippur Savaşı demiş. Şimdi sevgili dostlar 6 gün savaşı ile Yom Kippur Savaşı İsrail ile Arap ülkeleri arasında yapılan savaşlar olduğunu bileceğiz. 6 gün savaşları biliyorsunuz
1967 yılında yapılan savaştır. Hatta bu savaş sırasında İsrail Golan Tepelerini ele geçirecek ve Nil Nehri'nin doğusunu ele geçirecektir değerli dostlar. Yom Kippur Savaşı o da 1973'te yapılan bir savaştır. Şimdi bu 6 gün savaşlarında özellikle Suriye ve Mısır kaybettiği yerleri geri almak için Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e saldıracaklar ama başarısız olacaklar değerli dostlar, yenilecekler. O yüzden bu iki savaş neyle alakalıdır? Arap-İsrail savaşlarıyla alakalıdır. Ama Hint-Çin Savaşı bunlarla bir alakası yok sevgili dostlar. Hint-Çin Savaşı 1946 ile 1954 yılında Fransa ile Vietnam arasında yapılan bir savaştır. Ve daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz Vietnam ikiye ayrılacak. Vietnam kaçıncı enlemli ikiye ayrıldı? 17. enlemli ikiye ayrıldı. Bak Vietnam ikiye ayrılması 17. enlemdir. Zaten Vietnam sayarsak bak kaç harf var? 7 harf 17. Bu arada Kore'nin ikiye ayrıldığı enlem derse, Kore derse o da 38. enlemdir. Bunları sorarlar dikkat edelim. Son sorumuza bakalım. Son soru biraz güncel bilgilerle alakalı bir soru değerli dostlar. Güncel bilgilerle alakalı bir soru. Türkiye 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programlarına tam üye olarak katılmıştır. Hangisi bu programlardan biri değildir? Şimdi bakalım. 1 Nisan 2004 tarihi vermiş bize. Eğitim, gençlik programı diye sormuş bize. Sokrates, Farabi, Lüncüç, Leonardo da Vinci, Erasmus diye vermiş bize. Şimdi sevgili dostlar, Farabi bir öğrenci değişim platformudur biliyorsunuz. Farabi ülkemizde hani öğrenci değişim programıdır. Yani yurt içinde yapılan daha çok Türkiye'nin kendi içinde üniversitedeki öğrencilerin değişim programıdır. Sokrates Avrupa Birliği'nin genel eğitim programıdır. Sokrates Avrupa Birliği'nin genel eğitim programıdır dostlar. Onun dışında zaten Da Vinci teknik eğitim alanındaki bir kuruluştur. O da yine Erasmus, o da öğrenci akademik personel değişimdir. Lüncüç, o da dille alakalıdır değerli dostlar. Cevap C seçeneği olacak. 27 soruyu geride bıraktık. 27 tarih sorusunun çözümünü yaptık. Beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.